İlk eve geldikleri zaman aslında da diyalogcu bir şekilde yaklaştım ben. Diyalog kurdum. Onlar da diyalog kurdular. Gayet normal bir şekilde ilerledi süreç. Yasal arama evraklarını gösterdiler. Evrağa baktım. Uygundu, yasaldı. Eve girdiler. Aramayı yaptılar. Her şey normal giderken bir anda beni götürecekleri zaman kelepçe takacağız dediler. Orada itiraz ettim. Şunu söyledim, buna gerek yoktu çünkü hani zaten bu süreci götürmüştük, hani ev aramasını yapmıştınız, neden buna ihtiyaç duydunuz diye çok söyledim ama dinletemedim. Gazeteci arkadaşımızın yine bir gazeteci davasına bakan hakim ve savcıyla ilgili yapmış olduğu bir paylaşım ki paylaşıma baktığınız zaman hiçbir hakaret içeren hiçbir kelime, hiçbir cümle, ifade göremezsiniz. Sadece her yerde yazan atama kararını alıp paylaşmış. Tek yaptığı şey bu. Yani açık olan bir bilgiyi paylaşmış. Ben de o davayı takip ettiğim için dikkatimi çekti haliyle. RT ettim. Çünkü önemliydi. Açık olan bir bilgiydi. Hani gizli bir bilgiyi hakimlerle ya da savcılarla ilgili olan gizli bir bilgiyi alıp paylaşmamıştı. Tamamen haber değeri olan bir bilgiyi alıp paylaşmıştı. Ben de bir gazeteci olarak, gazeteci refleksimle bunu gördüğüm için RT ettim. O yüzden suçlamaya açıkçası çok şaşırdım. Bir RT etmenin suç olduğu ve insanların 24 saatten fazla sürede gözaltında tutulduğu bir dönemde olduğumuzu maalesef bu olayla tekrar hatırlamış oldum. Siz zaten gördünüz. Terörle ilgili görev yapan kamu görevlisi diye yeni o maddeyi keşfettiler tırnak içinde. Yani bu maddenin çok geniş, çok geniş, çok geniş yorumlandığını ve giderek de yeni popüler madde olarak karşımıza çıktığını görüyoruz. Bu dosyada yine 6'ya birden devam eden bir soruşturma, bir arkadaşımız tutuklandı. Diğerleri için de dava devam edecek belli ki. Olmayan bir suç, ilgisi olmayan bir maddeden, işte bu birkaç günlük gözaltı vesaire sürecini yaşadık. Hani neresinden baksak hukuksuz.